Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve Mr. Cinemax'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir teori üretme videosu yapayım dedim. Kamerayı karşıma alacağım ve olabildiğince doğaçlama konuşmaya çalışacağım. Aklımdaki bilgilerin hepsini size ulaştırabileyim. İkinci sezonu geldiğinde Supergirl'ün onun da teori veya incelemelerini yaparız. Tabi bunların hepsi sizin sağ alt köşeden like atmanıza bağlı arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. İlk olarak ben nereden başlasam bilemedim. Tabii bu benim ilk videom olduğu için tam bir doğaçlama da yapamadım. İlk olarak gelecek karakterler, yani diziye gelecek karakterler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu uzun süreçli bir video olacak. Onun için olabildiğince teori üretmeye çalışacağım. Siz beni anladınız. İlk olarak Miss Martian hakkında konuşmak istiyorum. Bizim Martian Manhunter'ın yeni, diziye ilk gelecek karakter olan Miss Martian'ın kendisi şu anda gözüküyor. O cepte tutalım. İsterseniz onun hakkında biraz konuşalım. Büyük bir ihtimalle Martian Manhunter olan abimiz kendi gezegeni yok edildiğinde sarı Marslılar tarafından, doğru sarı Marslılar tarafındandı galiba. Aynen. Bütün soyunun yok edildiğini sandı büyük bir ihtimalle, öyle düşündü çünkü dizinin bütün işaretleri de buna doğru yöneltiyordu. Ama büyük bir ihtimalle Miss Martian bir yerden çıkar, bunu cepte tutalım. Asıl bomba olan Superman geliyor diziye. Tabii şunu söyleyeceğim arkadaşlar, daha sonra tekrar değineceğim üzerine. Superman diziye geliyor dediğim, yani dizinin mesela 20 bölümü var galiba tahmini. Evet, yaklaşık 20 bölümü olacak. Yani yeni sezonun 20 bölümünün de 20 bölümünde Superman çıkmayacak. Yani Superman'in sadece dizide 3 bölümle anlaşması var. Çünkü Warner Bros'da böyle konuşmuşlar, böyle anlaşmışlar. Onu da söyleyeyim, yani sadece 3 bölümde göreceğiz Superman'i. Zaten sosyal ağdan bazı görüntülere sızdırıldı, normal asıl çekimler dışında. Onları da şu anda ekranda görüyor olacaksınız büyük bir ihtimalle. Onun dışında hatırladıysanız birinci sezonun sonunda Supergirl evrenine bir kapsül iniş yapmıştı. Krypton'un bir kapsül. Nereden biliyorum diye sorarsanız Supergirl'ün kapsülünün tıpatıp aynısıydı. Büyük bir ihtimalle o kapsülün içinden çıkacak kişi, diziye gelecek kişilerden birisi olan Superboy olacaktır. Tabi net bir bilgi değil. Bu da bir teori. Bunu da cepte tutalım isterseniz. Miss Martian'ın yanında, Superman'in yanında Superboy diziye gelecek. Bildiğiniz üzere iki tane Superboy var. Bir tanesi bizim bildiğimiz Young Justice'ten olan Superboy. Bir tanesini de, kusura bakmayın şimdi bir anda söyleyince unuttum. Bir tane daha Superboy vardı. O da farklı paralel evrenden geliyordu. Onun dışında bir karakter değil, yeni bir ekip gelecek. Argus. Tabi Argus'u biz Arrow'dan biliyoruz. Arrow'u yöneten Amanda Waller'dan. Fakat Suicide Squad çekileceği için hem Arrow'daki Amanda Waller hem de Suicide Squad'da Amanda Waller olamayacağı için Arrow'dakini öldürdüler. O yüzden şu anda Argus'un başındaki Deagle'ın karısıdır galiba büyük ihtimalle. O yönetiyordur Argus'u. O yüzden yani demek istediğim bu, Argus da dahil olacak. Bir de arkadaşlar sezonun sonunda Brainiac'in geleceği söyleniyor. Tabii bu en az olası olan teori arkadaşlar. Brainiac gelecekmiş ve Supergirl'le ve Superman'le dövüşecekmiş. Büyük bir savaş olacakmış diyorlar. Ayrıca Superman'in 3 bölümü içerisinden bir tanesi finalde olacak. Onu da söyleyelim. Bu arada arkadaşlar sezon bölümlerinden birisini Kevin Smith yönetecek. Kevin Smith bir bölümü çekecek. Çünkü Kevin Smith Superman ve Supergirl çizgi romanlarının çok büyük bir hayranı ve çok iyi, yani hakim o konuya. Büyük bir ihtimalle çok iyi bir bölümü izleyeceğiz. Kevin Smith, yani ya bölümün sonunda ya da bölümün başında bölüm yazarlarından Kevin Smith'i görürsünüz. Zaten bakarız, onun hakkında da konuşuruz. Bu arada arkadaşlar bu Superman çıkacağı 3 bölümde de Superman'in kostümünü çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Fark ettiyseniz Smallville izleyenleri hatırlar. Smallville dizisinde yaklaşık 1 veya 2 bölüm Superman kostümü görebildik. Çünkü Warner Bros. Anlaşmaları buydu. Warner Bros. Şu anda o diziye, Smallville dizisine hakim olamadığı için Superman'in kostümünü de göstermelerine izin vermiyordu. Ama artık Supergirl dizisine de dahil olduğundan dolayı Superman'in kostümünü göstermelerine izin verecektir büyük ihtimalle. Bu arada Flashpoint Paradox'a girdiğinde arkadaşlar
Flashpoint'e girdiğinde Supergirl, Arrow ve Flash aynı evrende oldular artık. Ve ayrıca CW'nun yönetmeni de, yani oradaki görevli kişi de Legends of Tomorrow, Supergirl, Arrow ve Flash'ın 4 dizinin de aynı bölümde olacağı bir crossover yapmayı söylüyormuş. Yapacaklarını söylüyormuş arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Çünkü bu yeni 3 dizide bomba girişler yaptı. Tabii Supergirl'ın fragmanlarıyla göremedik ama Flash ve Arrow'da zaten ben çoktan gaza geldim. Onun dışında Superman hakkında düşüncelerim, kendisi, aktörümüzün ismini unuttum, kusura bakmasın. Birazcık daha vücut çalışabilirmiş ya da daha iyi bir vücuda sahip olan kişiyi görebilirmişiz. Yani onu koysalar daha iyi olurmuş, daha iyi bir aktör görebilirmişiz. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında yani İnternet üzerinden sızdırılan görsellerde yani güzel kareler vardı. Yani böyle gerçekten Supergirl'ün yanına yakışan kareler de vardı. Onu kötüleyen kareler de vardı. Mesela ilk gösterilen resimde hiç sevmemiştim. Zaten biraz kötü gözüküyordu. Hem zaten kostümü de çok güzel olmamıştı. Yani bir Man of Steel değil sonuçta. Onu da söyleyeyim. Yani daha iyi yapabilirlermiş kostümü. Aktör fena değil. Yani çok berbat demiyorum ama tabii bir efsane de değil. Tabii bir Henry Cavill değil sonuçta. Son konum, daha sonra kapatıyorum. Martian Manhunter'ın durumu nedir? Nereye gidiyor diye soracak olursanız, Martian Manhunter, fark ettiyseniz, geçen sezonun son bölümlerinde sürekli Supergirl'e yardımcı olmaya başladı. Yani Arrow'la Arsenal gibi, ileride de Flash ve Kid Flash gibi düşündüm bunu, ama Martian Manhunter tam olarak da öyle birisi değil sonuçta. Yani Supergirl'ün yandaşı olacağını, tek başına bir karakter de olabilirdi. O yüzden bu yeni sezonda yani Supergirl'ün her çıkacağı macerada, her çıkacağı savaşta ona yardım etmeyecektir büyük ihtimalle. Artık daha fazla insan formunda göreceğiz kendisine. Çünkü zaten bir bölümde, sezon finalinde yaklaşık bir 20 dakikaya yakın bir süreç içerisinde kendisine uzaylı formunda gördük ve bu da bayağı CW hisselerine, Supergirl bölümünde harcadıklarını açıkladılar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Uzun zamandır şey düşünüyorum arkadaşlar, yorumları da yazarsanız içinizden birisi. Tabii ki de yorum dediğim internet sistemdeki soruları yazarsanız arkadaşlar, Marvel'ın veya DC'nin film izleme sırasını yapacağım. Hele en fazla karışık olaylardan bir tanesi X-Men'in film izleme sırasını yapacağım. Tabii bunların hepsi size bağlı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoyu sevmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Ona göre daha iyi bir şekilde, daha iyi bir kaliteli sizin karşınızda olacağım. Neyse, bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herhalde bu videodan sonra flash çekerim. Neyse, lafı uzatmayayım. Başka videoda görüşmek üzere.